Merhabalar, ben Curtis Köfte ve Space Engineers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz ve bu bölümde yapacağımız bir şey vardı. Şu asansörümsü zımbırtıyı hatırlıyorsunuz, ancak ona tam olarak girişemiyoruz çünkü onun airtight olan bloğu hala yapım aşamasındaymış. Onunla alakalı belki bir şeyler düşünebilirim, ancak basitçe size yöntemi anlatayım. Terminus'a gerek yokmuş bu arada ama isterseniz yine kullanabilirsiniz. Biraz estetik olsun diye. O giriş kısmına yüksek bir G kuvveti koyuyorsunuz. 0.8 gibi bir şey koyabilirsiniz. Şuna karşı çıksın diye. Ancak ilerleyen kısımlarda 0.1 gibi düşük bir G kuvveti yerleştirin. Diğer türlü sizi diğer tarafa fırlatıp bir adet mühendis pastırmasına çevirebilir. O yüzden dikkatli olun. Evet, bölüm arası ben hangar alanına başladım, biraz kafamı gömdüm nasıl becerdiysem. Evet, tabii öncesinde ben biraz enerjimi ve canımı doldurayım. Ve bununla beraber sizle bir skripti tanıyacağız. Uzayda bayağı işimize yarayacak bir script. Bayağı işimizi kolaylaştıracak bir script. Ve onun için geçici programmable blokla timer'ı yerleştirdim, ancak bunları en son ayarlayacağım. Evet. İlk olarak yerleştirmemiz gereken şeyler var. Bir adet. İlk önce dış tarafı, sonra da iç tarafı yerleştireceğim. Evet. Interior lights'ı daha sonra yerleştireceğim. Bakalım başka neye ihtiyacım var. Bir yandan bakıyorum çünkü ilk defa ben de düşüyorum. Evet, diğer her şey optional. Ki o optionları istemiyorum muhtemelen. Belki sound block ekleyebilirim. Evet. Sevgili GAP'ı. Gel bağalım buraya. Ups. Tam olarak son saniyede yanlış yere yerleştirmek böyle oluyor. Tamamdır. Evet, şu üstü azıcık kapayacağım. Tamamdır. Ve burayı biraz weldleyelim. Ya, tam bir airtight yapmıyoruz çünkü şu an yeterli malzememiz yok. Yeterli kapı alanımız yok. Şu biraz ilerisinde yapacağım diye. Birazdan. Ama size temel mekanikleri göstermek istiyorum. Hangar hakkında bir detay söyleyeyim. Yani nasıl kullanacağımız konusunda. Ve oyun simulation speed'inde ilginç bir bug var bu aralar. Weldlerken oyun normal derecede yavaşlıyor. 30 FPS'e falan düşüyor. Şu alan bir blok yüksek çünkü burası tamamen asfalt kaplı olacak. Ancak altı hala light armor blok olacak. Burası hangar alanımız olacak. Fighter'lar üstlere falan yapışacak. Çalışma araçları şuralarda yer alacak vesaire vesaire. Ortanca gemiler şurada yer alacak. Yandan kapıları falan da ayarlayacağız. Bu taraf tamamen asfalt olacak ve hangar tamamen havasız olacak. Çünkü hangarı airtight'lamakla uğraşmak istemiyorum. Ancak hangara girişten öncesinde böyle bir zımbırtı olacak. Evet, sonrasında şuraya bir access hatch eklemeyi. Interior light. Evet, bir tane dışarı bir tane de içeri yerleştirelim. Interior light olarak. Biraz gösterge gibi bir şey oluyor bunlar. Bir. İki. Şimdi asıl önemli noktaya geliyoruz. Bunda anten yok muydu? Ha, tamam. Bunlar. Şimdi gel bakalım. Hood'da gösterme,
Senin adın. İsimlerini aynı yapacağım. Vanguard. Out. Light. Ctrl X yazdım kazara. Ctrl V yerine. Neyse. Bunlar burada olsun. Sonrasında sliding door. Sen de hangar. Evet, şimdi hayati kısma geliyoruz. Bu seçili olacak. Ardından şu ikisi de seçili olacak ve bunları bir grup haline getireceğiz. Bunlar dış kısmı olacağı için, yani üç tane buradaki sistemi anlatayım. Üç tane grup oluşturacağız. Üç grubun da ortak adı olacak bir kısımda. Şimdi zorunlu olması gereken kısım. Outer kısmı ve iki nokta üst üste. Buradan itibaren de şu kullanacağımız airlock sisteminin adını koyacağız. Bunu herhangi bir şey seçebiliriz. Ancak diğer iki grupta da aynı ismin olması lazım. Yani içte ve girişte de kullanacağım aynı isim olacak. Fakat başka bir yerde başka bir airlock sistemi kurarsam eğer yine aynı programın bu bloğa bağlı olacaklar. Fakat farklı bir isimde olacaklar. Bunun adı Hangar. Save. Tamamdır. Programmable Blue'u birazdan döşeyeceğim. Bunu en son yapmayı planlıyorum. Tamamdır. Bunlar ayarlandı. Rengini falan filan kendisi otomatik hallediyordu diye hatırlıyorum. Emin değilim. O yüzden onu birazdan göreceğiz. Sizle beraber şu ikisini de monte edelim. Sonra sen gel bakalım. Şöyle. Tabii. Bu yok. Seni kapatalım. Sonra sevgili LCD. Ve iki adet light'ımız. Sevgili LCD sen şöyle gel. Ardından sevgili light'ımız. Sen de şöyle gel. Şuraya bir de merdiven koyacağım. Sevgili ikinci light'ımız. Sen de şöyle gel. Ve şu merdiveni de koyayım. Bu vanilla merdiven bu arada. Aklınızda bulunsun. Evet, şimdi burada yapmanız gereken şeye gelecek olursak bunları gene isimlendiriyoruz. Ups. K. Dur. Bakayım şuna. Tamam. Hangar in door. Şu in'i büyük yapalım. Tamamdır. Ve light'lar. Hangar in light. Ctrl C. Ctrl V. Ve bir değişiklik daha. Corner flat LCD. Gel bakalım. Sen de hangar in LCD. Şimdi bütün hangar inleri alıyoruz. Yok. Inner. İki nokta üst üste. Bu arada yazım birebir aynı olmak zorunda. Hangar. Tamamdır. Save. Hepsini aynı grup yaptık. Şimdi son eklememiz gereken gruba geliyoruz. O da nedir diye soracak olursanız. Oksijen tank. Tabii yeterli malzeme yok haliyle.
Evet, siz ikiniz aldım yanıma. Evet, şimdi buna biraz oksijen doldurmak istiyorum. Umarım bu şekilde doldurabilirim. Kontrol panel. Inventory yok. Taşımıyor galiba. O zaman geçici olarak yapacağım bir şey var. Tamam, bu sinirimi bulan bir şey. Geçici olarak bir adet mini oksijen generator alacağım. Bunu yapmamın sebebini soracak olursanız, bu oksijen tank tamamen sistemden bağımsız olmak zorunda. Bu arada Azimut'u kullanıyorum, ancak Vanilla'yı kullanabilirsiniz. Hatta herhangi bir modunkini kullanabilirsiniz. Evet, şimdi seni şöyle koyalım. Biraz da ice alacağız. Çok az bir oksijen bunun içinde yeterli oluyor. Ne kadar koyalım? 500. Bir deneyelim 500'ü. 500 ice. Şimdi oxygen tank. Şu bir tane çizginin dolmasını istiyorum aslında. O yüzden ben ne kadar alayım? Bir 1000 tane daha alayım. Ya da 1500 alayım. 1500. Bakalım ne kadar işe yarayacak. O bir tane çizgide olsun istiyorum. Zorunlu değil, şu anda kullandığımız miktarda fazlası da yeterli olacaktır. Ancak ben o bir çizgiyi görmek istiyorum, o yüzden. Şimdi gelelim. Oxygen tank. Tamam, birazdan göreceğiz gibi. Evet, %25'e geldiğinde muhtemelen göreceğiz onu. Evet, bir çizgiyi gördük. Bakalım ne kadar kaldı. O da dolsun artık. Evet, bu tam olarak bizim için yeterli miktar olacak. Bayağı uzun bir süre. Evet, bunun temel sistemden bağımsız olması gerektiğini söylemiştim. Sebebine gelecek olursak, şunu bir kaldıralım. Sebebi tam olarak şu. Evet. Tamam, burada ilginç bir bagar hastalık. Ha tamam, geçti. Evet, sebebine gelecek olursak diyecektim ki o baga denk geldim. Aslında dur, slop mu kullansam? Hayır. Ya da bunu da kullanabilirim. Hiç vanilla event kullanmadım ve buraya gayet uyar gibi düşünüyorum. T, toggle block off. Tamamdır. Şimdi sen. Hangar control vent. Evet, bunu kullanıyoruz. Sonrasında oksijen tankı da isim veriyorum. Hangar tank. Tamam, kontrol grubunda başka ne ihtiyacınız var? Bu arada LCD'yi yanlış ayarlamışım. LCD bu grupta olmayacak.
Evet. Onu yanlış ayarlamışım. Hatta hemen düzelteyim. Hangar. Hangar inner. Save. Hangar. Roll LCD. Evet. Şimdi hangar control dance. Hangar control. Hatta bir tane daha LCD yerleştireyim. Aklıma gelmişken. Tamamdır. Geldik böyle. Evet. Ya da boşver yerleştirme. Daha sonra ayarlarım. Şu an onu geri ayarlamak tamamen üşendirdi. Hangar control. Tamamdır. Hangar. Pardon, yanlış oldu. Airlock control hangar save. Tamamdır. Buradan itibaren yapmamız gereken tek şeyi söylüyorum. Burayı da pressurize etmek. Hatta onu daha sonra yapacağım ancak yapacağınız şeyi söylüyorum. Sen geçici olacaksın zaten, o yüzden salla. Edit. Bros Workshop. Airlock Control. Okay. Check code. Remember exit. Tamamdır. Şimdi sana gelelim. Timer block, sen 1 saniye olacaksın. Şimdi setup actions, programmable block 2, run, confirm ve timer. Timer block 2. Start. Ve start. Evet. Gördüğünüz gibi bunları tamamen kendisine göre ayarladı. Ve şimdi bu renklerin ne işe yaradığına bakacağım birazdan. Şimdi bir saniye. K hangar control vent toggle block on. Tamamdır. Artık bu oda açılabilir demek oluyor bu. Bu kapı açılabilir. Ancak şu an açmayacağım çünkü bunu istemiyorum. İçeri bir adet daha ışık yerleştireceğim bu arada. Ve şimdi asıl yapacağım şey. Button'lar. Tek button. Tekli buton istiyorum. Üç tane. Hatta bir tanesi dur. Şu mod vardı. Command konusu. Şimdi bunlardan hangisi ona uygun? Bakacağım. İkisinin de malzemeleri aynı, tamam. O yüzden bir tanesinden basında oluyor. Tamam, bu istediğim. Şimdi sen şöyle gel. Bir adet buton. Sonra ikinci bir butonu şöyle alalım. Tamamdır. Ve bunları ayarlayalım. Programmable block 2. Tamamdır. Ve şu an argüman olarak ne yazıyoruz? Pardon. Hangar out. Buna bastığımızda evet, içeriği pressurize etmeye, depressurize edecek. Yani içerideki havayı şu tankın içine atacak ve müsait olduğunda da burayı açacak. Voila. Bir de senin adını. Oops.
tabii buradan ayarlayamıyoruz. Nereden ayarlayalım? Senden ayarlayalım. Setup actions tamam bu. Sen hangar out button ve buton adını da değiştireceğim buradan. Depressurize. Tamamdır. Tam tersini bu arkadaşa da yapacağım. Hangar in button setup actions programmable block 2 run ve pardon hangar in confirm. Evet, ve gel gelelim şuraya, buton 1 pressurize. Tamamdır. Ve sonra da şuraya gelelim. Aslında dur, şundan iki tane alsam çok daha güzel olacak, sanki daha estetik olur gibi. Ya da size bu üçüncü seçeneği de göstereyim ya. Bu üçüncü seçenek de bayağı cool bir şey. Yani şu şöyle ortada dursun. Ve gene bundan ayarlayacağım. Senin adın ne? Switch. Tamamdır. Senin adın hangar role switch. Setup actions log run hangar toggle confirm. Evet. Ve gel gelelim senin adın slash. Tamamdır. Evet. Pressurize, depressurize. Voila. Evet, burası da tam olarak bu şekilde çalışıyor. Ve geçiş odamızı da yapmış olduk. Geçiş odalarının hepsi bu sistemde çalışıyor. Bu arada şunları kontrol etmenin başka bir yöntemi daha var. Ama onun için gizli bir gizli bir interior light daha lazım. Onun kullanımını da göstereceğim size. Ancak bu videoda değil. Evet, şimdi şu an ne kadar bir sürem kaldığı hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Ona hemen bakıyorum. Evet, geri geldim. Kısa bir süremiz daha var. Şimdi burayla alakalı birkaç bir şey. Ben burayı biraz gene büyük tuttum. Fakat burayı çok daha küçük yapabilirsiniz. Sadece şu sığsın. Air vent. Daha sonra bunu conveyor air vent yaptığınız takdirde dışarıda da, şu duvarda da durabilir. Bir tane buton içeri sızsın. Bu lazım çünkü içeride kapalı kalırsınız. Şu ampullere gerek yok. Yani basitçe burası ne kadar bir alan olabilir size göstereyim. Pardon. Şimdi şurayı kapı kabul edelim. Burayı da diğer kapı kabul edelim. Şuraya bir buton gelir. Basitçe bu kadarlık bir alan tamamen air vent odası için fazlasıyla yeterli. Üstü de kapalı. Evet, şuraya buton gelir, şuraya bir kapı daha ya da dur daha da ufağı var. Bu. Bir kapı, iki kapı, buton, air vent ya da şurada ya da şurada. Evet, tamamen böyle minnacık bir oda yapabilirsiniz.
Tamamen kullanacağınız yere bağlı. Ben biraz yer vardı, kullanayım dedim. Evet, şimdi benim bölümü nasıl yapacağım şeyler nedir diye soracak olursanız, burayı tamamen kapamak. En azından şu ve şu kısmı. Gerçi şurayı ve şurayı kapattığımda tamamen kapanmış oluyor. Bir de şuralara kapıları eklediğimde. Evet, yani içeri direkt girişim artık olmayacak. Ancak bu çok önemli değil çünkü her şeye erişimim dışarıdan mevcut. Evet, bunun yanı sıra hangarla alakalı birkaç bir şey. Şuradan, şuralardan ve şuralardan iki tane yana çıkış olacak. Benzer şeyler şunların altında da olacak ve oralara gemiler kendilerini dok edecek. Yani bağlanacaklar. Büyük gemilerden bahsediyorum tabii. Şundan büyük olacaklar. Aslında altlarda daha mantıklı olabilirler. Çünkü şu kanatlara geçmeleri muhtemel. Yani burası bir istasyon neticede. Evet, iç kısım asfaltla kaplı olacak. Çünkü herhangi bir thruster damage istemiyorum. Şuraya falan server odasını döşemeye başlayacağım ben bölüm arası. Yani şu program bu bloklar tamamen geçici. Kapıları da yavaştan yerleştirmeye başlayacağım. Şu an ve Gravity Generator hakkında ufak bir detay. Burada tam olarak işlemiyor. O yüzden buraya ikinci bir Gravity Generator koymak lazım. Gravity Generator'ın limitlerine bakacağım. Bakalım şu burayı kaplıyor mu? Evet, burayı da kaplamıyor. Evet. Muhtemelen birden fazla Gravity Generator koymam gerekecek. Bakalım burada. Burayı kaplıyor. Çünkü iki blok bu tarafta. O yüzden. Evet. Bakalım burayı kaplıyor mu? Bu arada şunların hepsini aynı sistemi döşedim. Burada tam olarak kullanacağımız bir blokta daha ihtiyacı var Gravity Generator. Evet. Gravity Generator düzenini de ayarlayacağım. Gravity Generator'ın maksimum alanındayız zaten. Evet. Bu şekilde bütün bölgeyi döşemiş olacağım ve konveyörleri falan da döşeceğim ve bölüm arası basitçe hangar hariç bütün inşaatımızı yapacağım. Hangarda şöyle bir şey planlıyorum. Bu arada şu üste de bir oda koyacağım, gözlem odası şeklinde. Ve şu üst komple kapalı olacak. Şuradan bir merdiven çıkacak. Burası gözlem odası olacak. Direkt şu bölüme. Biraz şu tarafa doğru çıkık. Geri kalan tamamı hangar olacak. Buranın gerek şurası ekip üyelerinin yatak odası, yatacağı alan. Şurası server ve hedefde odası. Shield odası. Burası da oksijen generatorların odası, tanklar için ise oksijen tankları buraya koyacağım, ancak hidrojen tankları için şu yanlardan sarkıtmayı düşünüyorum. Şunun altından sarkabilirler. Evet, şunun altından sarkacaklar. Ya da şuralara falan koyabilirim. Yok, onun altından sarkları daha güzel olur. Şu yanlardan da birer dok. Yok, şunun altına dok alanını koyacaktım. Ancak şunun yanlarından da küçük gemiler için, ne derse, welder'ım, miner'ım falan için şu tarz şeyleri koyacağım. Şunlardan bolca koyacağım. Evet, bölüm arası benim yapacağım şeyler basitçe bunlar şu an. İzlediğiniz için teşekkürler, köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.